Şimdi maddeleri tek tek saydık. Tartışmaya sebep olan etkenlerden bahsettik. Tabii ki bunlar birkaç tanesi. Mutlaka bunun dışında da tartışmaya götüren sebepler vardır. İlişkilerde çiftlerin yaşadığı sorunlar vardır. Hepsi için aslında temelde baktığımızda ihtiyacın karşılanamaması gibi okuyorum. Ve devamlı kendimize dönmemiz gerektiğini algılıyorum. Evet. Yani herkes önce kendine bakması gerekiyor. Ya tabii ki bu hiç kolay bir süreç değil. Çünkü insanın doğası gereği hep karşısındakini suçlamaya temayülü var. Fakat çözüm kendimize dönmekte. İşte hep klasik diyoruz ya, aynayı kendimize tutmakta çözüm diye. Tekrar bu konuda da hatırlatma yapmış olalım. Peki tartışma, ama nasıl bir tartışma? Sağlıklı tartışma dedik. Tartışmalarda genelde gözlemlediğimiz ilk çıkan, ilk yükselen o olayı yönetiyormuş gibi. Yani kadın veya erkek fark etmeksizin sesi en çok çıkan, o anda ilk bastıran diyeyim belki, tartışmanın akıbetini de belirleyen kişi gibi. Şimdi sabır tanımı da yaptığımız zaman sabır da ilk anda gösterilendir diyoruz. Bu gerçekçi bir şey mi? Gerçekçi bir yaklaşım mı? Hakikaten tartışmada yükselmemek mümkün mü? Bu konuda ne dersiniz? Yani belli bir eğitimden geçersek, dilimizi belki belli bir süre eğitirsek, çünkü dilimiz her şeyi aslında ortaya çıkarıyor ya, mümkün olabilir bir yerden sonra. Ama ilk etapta şöyle ifade edeyim, şimdi biraz da zihnim böyle oradan kaydı. Tartışma dediğimiz, yani hani sağlıklı tartışma, sağlıksız tartışma diye ifade ettik ama nasıl? Örneğimi de şu an hatırlamıyorum. Yani nasıl bir örnek versem diye düşünüyorum. Yani bir konuda anlaşılmıyor çiftler ve yükseliyorlar. Şöyle, kadın veya erkek. Orada şuna bakmak lazım. Evet, onu söyleyecektim şimdi. Orada bağırmasını manipüle etme niyetiyle mi kullanıyor? Yoksa aslında en fazla duygusunu kontrol edemeyen kişi olarak mı? Yani öfke dedik ya, öfke de bir ihtiyaçtı. O ihtiyacının karşılanmasını istediği için mi bir anda oradan parladı, manipüle etmek için mi parladı? Aslında biz farkında olsak da olmasak da ağlayarak, bağırarak, susturarak bir manipüle etmiş oluyoruz. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyoruz ya da bilinçsiz yapıyoruz. Bu böyle, çünkü ben öfkemden karşımdakini azat ettiğimde, sorumluluğu, çünkü sen dedik ya, ben işte böyle böyle oldu, bunlar bana bunu hissettirdi, ben hissettim, ben yaşadım, benim algılarım bunu yaptı. Aslında senden bağımsız bir mesele var burada. Ama burada burayı görmüyoruz. Direkt sen dilini kullanıyoruz. Bir anda yükseliyoruz. İşte bir anda böyle iş artık o sağlıksız boyuta varıyor. İşte burayı belki dengeli. Orada dilimizi kullanmak gerek ki, burada en tavsiye ettiğim şey ilk etapta susmak. Yani hiçbir şey yapamıyorsan bir derin bir nefes al ve sus. Yani hani biz kadınlar özellikle çok susmayı da bilmiyoruz. Evet, burada da bir farklılık var sanki, değil mi böyle? Yani evet. Kadınlar veya hani roller diyelim, daha konuşarak hemen hızlıca halletmek istiyor. Ama evet, taraflardan biri de biraz hani bekletmek istiyor meseleyi. Biraz buralardan da bir çatışma çıkabiliyor, evet. Bir tartışma çıkabiliyor. Ya da şunu gözlemliyoruz sanki. Kadınlar çözmeye odaklılar, erkeklerse olayı basitleştirip üstünü kapatmaya odaklı gibi. Ama burada şöyle bir durum oluyor. Şimdi kadın o an çözmek istiyor ve onu zihninde devam ettirmek istemiyor. Evet. Çünkü kadın onu zihninde taşıyor. Erkek, bilmiyorum hocam tekrar ifade etsin, onu çok da zihninde taşıyor gibi gelmiyor. Orada bırakabiliyor, demlemeye alıyor onu. Ama kadın onu içeride işte beni görmedi, duymadı, umursamadı, umursasaydı bana cevap verirdi gibi bir değersizlik duygusuyla orada başka ihtiyaçlarını da alıyor, devreye sokuyor. Kendini belki birazcık daha köpürtüyor. Orada şunu söylüyorum mesela seans odasında. Böyle tartıştınız, tartışmanın o da karşılık verseydi, daha kötüye gideceğini düşündüğü için, aslında ilişkinizi gözettiği için sustuğunu, oda değiştirdiğini, evden çıktığını düşünseniz nasıl hissedersiniz? Evet. Aslında sizin için yaptı bunu. Seni düşünmediği için değil, seni ve ilişkini düşündüğü için evden çıktı. Çünkü kalsaydı o da öfkelenecekti ve daha büyük bir yere gidecekti. Hani buradan bakmak, belki bakış açımızı değiştirmek. İlk başta o zaman susabilmek gerekiyor diyorsunuz. Evet. Sosyal medyada da bir kutucuk bıraktım. Tartışmasız bir evlilik mümkün mü diye başlık attım da şöyle de bir mesajımız var tam da konumuzla ilgili. Tartışma olmasın diye susmak mı gerek? Demiş bir hanım takipçimiz. Hayır. Bu biraz halının altına süpürmek demek aslında ve muhtemelen daha büyük bir tartışmayla gelecektir. Evet. O sıkıştırılan, bastırılan mesele. Aslında şöyle, Duygu Hocam'ın da söylediği gibi ifade etmeyi öğrenmemiz gerekiyor meselemiz. Yani karşı tarafı suçlamadan, onun o
fay hatlarına ya da bam tellerine çok dokunmadan, bu da çok yani her zaman mümkün olmayabilir burada yani. Oradaki çok fazla fay hattı olan bir eşimiz de olabilir. O zaman ne yapacağız? Hiçbir şey söylemeyecek miyiz? Dolayısıyla şey, ama bunu kendi ihtiyacımızı, kendi duygumuzu, işte ben dili sen dili meselesini hep konuşuyoruz aralarda. Bu da yani çok konuşulan bir şey ama esasında çok önemli. Yani genelde bu basit şeylerde esasında yatılı. İşte dinlemek dedik değil mi? Yani empati dedik. Evet. Hepimizin defalarca kulağına çalınan ifadeler ama mesela ben dili meselesi de önemli. Yani kendi duygumuzu ifade ettiğimiz, ne yaşadığımızı ifade ettiğimizi aslında karşı tarafta şeyi de uyandırmıyoruz. Hani bir suçluluğu, evet utancı ya da işte bundan doğacak bir öfkeyi de aslında uyandırmıyoruz. Yani ben sen işte gelirken geç haber verdiğinde de haber vermediğinde kendimi yok sayılmış hissediyorum. Benimle ilgili bir şey. İfade etme problemimiz var diyorsunuz. Evet, evet, tartışma yasa nasıl yaptığımız, hangi kelimelerle yaptığımız ve nasıl anlamlandırırız. Mesela şey çok güzel bir örnek. Kapıyı kapattı ve çıktı diye anlatıyor. Şimdi kapıyı kapattı ve çıktı erkek diyelim ki şundan dolayı mı yaptı? Senin artık sesini duymak istemiyorum. Yani deyip... Seni terk ediyorum. Ha, seni terk ediyorum. Evet. Ne halim varsa gör diye mi yaptı? Yoksa şu an tartışmamız daha kötü bir yere gidecek. Ben de burada çok kontrolü şey yapamayacağım. Hı hı. Ağzımdan saçma sapan şeyler çıkacak. Dolayısıyla hani bir şey değiştirelim. Ve hani bir saat sonra geleceğim gibi çıkıyorum yani. Evet ikisi de çıkıyor ama birisindeki niyet ve anlam çok farklı. Diğerindeki anlam çok farklı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani duygular yüksekken tartışma anında... kadınların beklediği bir şeyin konuşularak evet. çözülmesi pek de mümkün gözükmüyor. Evet. O zaman biraz daha sakinleşip sonradan sakin bir zamanda konuşup çözmek lazım. Yani her şeyi anında evet. çözmek gibi evet. bir beklenti o zaman hayal ben, gibi. Böyle evet, algılıyorum. Evet. Yani ben burada şöyle bir yöntem sunuyorum. Mola verin. Yani şu an seni duyamıyorum. Kendi öfkemle, acımla, ihtiyacımla, hissiyatımla o kadar meşgulüm ki ağzımdan çıkacak, bunu da kullanması çok zor aslında. Evet. Ağzımdan çıkacak cümleler senin ve benim ihtiyacımı karşılamaktan alıp bizi çok başka bir yere, kötü bir yere götürecek. O yüzden ben mola vermek istiyorum. Bunu diyebilir ama bunu yine tartışmadan önce sakin bir zaman diliminde konuşmak ve anlaşmak gerekir. Yani yarım saat verebiliriz. Bir en fazla belki bir gün verebiliriz diyorum. Evet. Tekrar geri dönmek ama o molada da kendimizi doldurmak değil. Yani bir iki savaşçı gidiyor oradan. Molalar bitip geldiğinde iki arabulucu geliyor. Değişiyoruz çünkü hani o anımız gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Biz hep böyle iletişim vesaire diyoruz ama fizyolojik de bir tarafı var. Yani kalp atım hızı şu an tam bilmiyorum ama o anlık savaş ya da kaç dediğimiz şey aslında orada devreye giriyor. Yaygın fizyolojik uyarılma diye geçiyordu tam hatırlamıyorum öyleydi sanırım. Orada vücudumuz diyor ki tehlikedesin ya savaş ya kaç hadi bir şey yap diyor. Ve ben o tehlike anında duymuyorum. Kendimi kapatıyorum. Gerçekten kulaklarım duymuyor. Hani bu fizyolojik bir şey. Ve tünel görüşü dediğimiz bir şey giriyor. Görmüyorum ve tehlikedeyim ben. Savaşmam lazım. Peki ben bu savunmacı hal içerisindeyken nasıl iletişim kurabilirim? Ya da nasıl mola karşı tarafa durabilirim, evet. Duyabilirim? Savunmada da çok gergin olabiliyoruz değil mi? Evet. Bununla ilgili bir benzetme yapılır. Yani karşımızdaki insan taarruza geçtiyse, çok agresifse orada olabildiğince suskun olmak gerekiyor. Evet. Çünkü kılıç ipeyi kesmez diye bir benzetme yapılıyor. Ben çok etkili buluyorum bu benzetmeyi. Yani ne kadar sakin kalırsak karşımızdaki de bir zaman sonra sakinleşecek zaten. Belki şunu demek doğru olur mu hocam bilmiyorum. Yani şu anda konuşmayalım. Evet. Ama bu sefer karşıdaki de hayır şimdi konuşacağız. Evet. Şöyle şu an konuşmak ikimize de iyi gelmeyecek ve ilişkimizi daha kötü bir noktaya götürecek. Ara verelim. Hani dediğim gibi bunu o an zaten yaparsak olmaz ama önce bir zaman diliminde böyle durumlarda bak böyle bir strateji uygulayalım dersek o zaman mümkün olabilir. Ki bunu ne kadar riayet edeceğiz, ne kadar sadık kalabileceğiz bu duruma. Ya da mesela şöyle o kavga anına girdik. Şöyle de bir durum olabilir. O ilk şeyi o mu söyleyecek? Hani mola verelim o mu diyecek? Ben diyeceğim. Niye ben diyorum? O desin. Evet. Hani niye her şeyi ben yapıyorum? Niye her şeyi ben yapıyorum? Yani gibi. Niye böyle ben söylüyorum ki? Çok dinamik bir şey aslında. Evet. Evlilikle ilgili şeyleri konuşurken ya da yakın ilişkilerle ilgili konuşurken aslında nasıl ki böyle hani matruşka gibi bir şey kaldırıyorsunuz altından başka bir şey çıkıyor ve
her şey bir tartışmanın konusu olabiliyor yeri geldiği zaman. Evet. İfade edemediğimizden bahsettiniz hocam. Evet. Kadın ve erkeğin farklı bir doğası var dedik. Biraz da fizyolojik bir süreç de var burada aslında. Yani kadınların beklentileri farklı oluyor doğası gereği. Erkeğin beklentileri farklı oluyor. Tabii ki bunun içinde yetiştiği çevre de etkili ama kadın doğası ve erkek doğası artık biliniyor ve bilimsel araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Kadın beyni farklı çalışıyor, erkek beyni farklı çalışıyor. Şimdi Adem'le Havva'dan beri böyle aslında değil mi? Gelen bir süreç. Biz hala neden birbirimizi anlayamıyor ve iletişim hataları yaşıyoruz sizce tartışma anlarında? Yani hala neden karşımızda bir erkek olduğunda o böyle düşünür diyemiyoruz veya erkekler kadın böyle düşünür diyemiyor? Bunun insanoğlu neden öğrenemedi sizce? Belki bu bir olgunlaşma yoludur ve şeyi yoktur. Hani bunun bir böyle varılacak bir noktası yoktur belki, bir zirve noktası yoktur. Yani şöyle, dünyaya geldiğimizde esasında bir anneden dünyaya geliriz ve işte bir anneyle babayı her şey iyi giderse buraya geliriz ve hayatımız bir büyüme sürecidir. Bir baktığımda büyüme ve gelişme sürecidir. Aslında biraz böyle boş bir levha olarak başlarız ve gelişmeye başlarız. Hayatımızın doğası gibi esasında ilişkilerin doğası da. Yani bunlar bize verili olarak verilmiş ya da sürümümüze yüklenmiş şeyler değil. Biz bunları inşa ediyoruz sonrasında. Türkiye'deki bir evlilikle, değil mi? İşte atıyorum Moğolistan'daki bir evlilik veya İngiltere'deki bir evliliğin dinamikleri ve tartışma konuları aynı olmuyor. Dolayısıyla her zaman inşa edilecek bir süreç var önümüzde ve gelişecek ve büyüyecek bir süreç var esasında. Bunu yapamamamız da çok doğal. Yani verili bir şey yok. Bir de verili bir sistem yok dedik. Çünkü geçmişten getirdiğimiz ve miras olarak aldığımız ilişki formatı da artık şu an bize uymuyor. Yani şu anki kadın erkek rolleriyle annelerimizin veya anneannelerimizin oynadığı işte ya da dedelerimizin oynadığı roller aynı değil. Biz evet. oradaki rolü oynamaya kalksak muhtemel evlilikler çok daha kısa sürede sonlanabilir. Toplum değişiyor, roller değişiyor, yaşantı formatı değişiyor, işler değişiyor. Dolayısıyla değişim varsa her zaman bu ne derler ona? Bu tereddüt hali ya da bu kafa karışıklığı olacak. Evet. Yani ilişkiler dinamik diyoruz ve devamlı evet. bir değişim söz evet. konusu. Annemiz ve babamız bir şeyler öğreniyor, strateji geliştiriyor. Evet. Belki bize genetik olarak da aktarıyor. Fakat annemizin babamızın yaşadığı ilişkileri yaşamıyoruz biz. Evet. Onlar farklı bir çağda, farklı bir kültürde, farklı bir çevrede yaşarken biz bambaşka. O yüzden devamlı insanın bir öğrenme süreci. Kesinlikle. İnsanı kamil olma yolculuğu da diyebiliriz. Yeter ki öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Ailemize kıymet veriyorsak, evliliğimize kıymet veriyorsak bir yerde de bunu çabasını göstermemiz gerekiyor. Çünkü diyoruz ki biz programımızda giderek yalnızlaştığımız bir dünyada bize bağ kurma imkanı veriyor aile çatımız. O yüzden çok kıymetli buluyorum. Yani aileye önem vermek, evliliğe önem vermek. Bununla ilgili bir seyirci sorumuz var. Biraz da farklı bir soru ama yorumlarınızı merak ediyorum. Şöyle sormuş izleyicimiz. Aile kavramı hukuku zayıf, evlilik kavramı hukuku daha baskın. Sizce bu yanlış düzeltilmeli mi? Yoksa aile zayıflıyor çünkü. Ne düşünüyorsunuz demiş izleyicimiz. Yani evlilik olarak bahsetmeniz doğru mu diyor. Aile olarak bahsetmemiz burada gerekmez ben mi? Ben şunu anladım. Aslında herhalde şeyden yani tam anlayamadım soruyu ama yine de şöyle evet, biraz karmaşık, bir soru. Karmaşık geldi. Evlilik deyince aslında çekirdek aileden sanırım bahsediyor. Aile deyince daha geniş aileyi kapsıyor sanırım. Ve diyor ki sürekli eşleri konuşmak, çekirdek aileyi önemsemek, o dışarıdaki işte kök aileyi, anne babaları işte ya da işte hani başka bireyleri yok saymak mı oluyor gibi mi acaba ifade etmek istemiş? Onu bir anlamak istedim önce. Ben doğrusu. De biraz açıkçası öyle anladım. Acaba hani buradaki işte kök aileleri mi yok sayılıyor ve sadece evlilik ilişkisi yani daha böyle bencil bir yerden mi kavranıyor anlamında söylüyor? Ama şöyle bir durum var evet. hocam. Eğer böyleyse şimdi çekirdek aile içerisinde ben eşimle gerçekten tatmin olduğum bir evlilik içerisindeysem yani böyle bir ilişki içerisindeysem zaten kök ailelerimize de bu yansıyor. Evet. Ben çekirdek aile içerisinde eşimle kötüysem zaten önce yine burada aslında temel burası. Evet. Ben iyiysem dışarı iyi olurum. Ben kötüysem dışarı yine kötü olurum. Hani biz kök ailemizi yok saymıyoruz. Ya da işte onu önemsemiyor. Çok kıymetliler. Yani çocuklarımızın bile büyüklerimizle temas kurması çok kıymetli bir şey. Bizim temas kurmamız çok kıymetli. Ama önce burayı onaralım, burayı güzelleştirelim ki
İşte içeriden dışarıya dediğimiz şey. Dalga dalga yayılacak, evet, yani. İçeride kök aile iyileştirildi, evet. Çekirdek aile iyileştirildiğinde geniş aileye yayılacak. Evet. Öyle öyle de aslında topluma, evet, yayılacak. Evet. İnşallah yani, bizim de niyetimiz bu diyelim programda. Kesinlikle. Şöyle bir şey ifade etmek isterim burada. Örnek üzerinden gideceğim. Şimdi kayınvalide gelin ilişkisi, evet, üzerinden gidelim. Kendisi eşiyle gayet böyle sağlıklı bir ilişkisi varsa kayınvalidenin söylediği cümlelere çok da takılmıyor. Hmm. Çünkü ihtiyaç duygusunu ya da işte kendi beklentilerini, isteklerini zaten eş orada bir şekilde diyor ki annem o da şöyle yani hani birazcık alttan al. Hani yani orada onu onarıyor, telafi ediyor, tamir ediyor ve o tarafa olumsuz gitmiyor gelin. Ama tam tersi olsa mesela ben büyük aileye önem veriyorum. Benim annem sen işte şunu özel yani nasıl kullanmalı mıyım da bilmiyorum ama yani o annem. Tabii ki anne yani hani sen yani kimsin ne geliyor bazen mesela evet, sözlerime tehlikeli dedik, sular, evet, buralar, evet, tehlikeli hakikaten sular, dikkat etmek gerekiyor ama ama hep ben çekirdeğin yaşadığı ve çevresinde de gözlemlediği bir şey. Evet, büyük aileye önem verirse kadın şöyle yapıyor. Annesini önemsedi, beni önemsemedi. O zaman ben anneyle çatışmalıyım. Böyle. Ama diğer türlü diyor ki annenin mesela saygınlık ihtiyacı, her şeye karışıyor anne diyelim, kayınvalide. O kadının yani annemin neye ihtiyacı var? Kayınvalidemin neye ihtiyacı? Saygınlık. Belki de saygınlık göstermek istediği için, saygınlık ihtiyacın her şeye karıştı. Ben ona onu gösterirsem belki karışmayacak. O zaman eşlere dikkat dikkat diyelim. Evet. Belki annenizle eşinizin ilişkisini siz bozuyor olabilirsiniz. Evet. Evet. O yüzden yaklaşımlarımıza dikkat, evet, edelim diyelim.